doyunca, dut yemedim doyunca, dut ağacı boyunca, dut yemedim doyunca, yari helvette gördüm, danışmadım doyunca, ay can ay can. Yari helvette gördüm, danışmadım doyum. Alibay denilen bir kavram var, kelime var, alibay. Sanığın suçun işlendiği sırasında başka yerde olduğunu iddia etmesi veya ispat etmesi demek. İngiliz ve Amerikan hukukunda çok güçlü bir savunma yöntemidir. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bu alibay konusunu biraz düşünelim. Türkiye'de hakim ve savcıların bir ortak davranışı var. Dead in the eye of the law. Amerika'da bilinen bir deyim bu. Phrasal verb. Yani hukukun, hakimin ve savcının gözünde sanığın suçlu olduğunu bilinmesi, o şekilde algılanması demek. Yani zaten suçlu, yargısız infaz veya ihsası rey, hakimin görüşünü belli etmesi. Ancak İngilizcesi daha güzel. Dead in the eye of the law. Polisin, savcının, hakimin sanığa suçlu muamelesi yapması. Diğer misbehavior denilen yöntem veya ortak davranış modeli dosyayı okumama. Türk yargısının ortak sorunu dosyaları okumaması, önemsememesidir. Bu davranışı Nazi Almanya'sında görüyoruz. Yani önemsemiyorlar ancak. Türkiye'de daha berbat. Adamlar resmen okumuyor dosyayı. Delilleri şey yapmıyor. Şimdi gelelim, biraz da kendimden bahsedeyim. Hep soruyorlar bana biyografimle ilgili. Sizler doğmadan önce birçok takipçim daha dünyada yoktu. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciydim. O zamanlar Özal ve Çiller vardı, Doğan Güreş, Mehmet Ağar ve DGM hakim ve savcıları terör estiriyordu. Aklınca ülkeyi komünistlerden, işgalcilerden koruyorlardı. Daha sonra da korumadıkları birçok yolsuzluk olayı Susurluk kazasıyla birlikte ortaya çıktı. Bakın, ben kendi halimde 18-19 yaşında bir gencim. Sınava girdim, İngilizce sınavına. Hazırlık bölümünün kantininde oturuyordum. Sınava girdiğim sırasında, bakın, en az 20 tane öğrenci, bir tane öğretmen var. Bir de sınav kağıdım var. Resmi bir evraktır sonuçta. Delillerim bunlar. Alibay, yani sanığın suçun işlendiği sırasında başka yerde olduğunu ispat etmesi. Yani 20 öğrenciyi bir hoca, akademisyen ve sınav kağıdıyla ispatlıyorum. Kantinde otururken jandarma komutanı geldi. Assubay başçavuş, yanında G3 tüfek taşıyan erlerle. Dediler ki, sen niye pankart astın? Sen bir saat önce pankart asıp niye buraya geldin? Dedim, ben pankart asmadım. Yani pankart asmışsın dedi. Sonra hadi kalk gidiyoruz dedi. Yanımda oturan tanımadığım insanları da, yani bir kısmını tanıyordum, bir kısmını tanımıyordum. Rastgele samimi olmayan bir grup var. Kızlar, erkekler var. Hepimizi toparladı, karakola götürdü. Oradan da il jandarmanın nezarethanesine. Günlerden cuma. Cuma, cumartesi, pazar nezarethanede yatırdı.
Pazartesi Devlet Güvenlik Mahkemesi bas savcılığına çıktık. Nusret Demiral'ın karşısına. Bu Nusret Demiral'ı öğreneceksiniz. Bana dedi ki sen pankart açmışsın, suç işlemişsin, yürüyüş yapmışsın. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben sınavdaydım. 20 tane öğrenci var, öğretmen var ve sınav kağıdım var. Bu benim delilim dedim. Beni tutuklamak amacıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevk etti. Hakim Kemalist'i, Atatürkçüydü, belli, iyi bir insandı. Beni serbest bıraktı. Bakınız, 3 gün yattıktan sonra. Ben düşünüyorum da, hiçbir filozof, hiçbir aydın, hiçbir sanatçı, hiçbir parti, şu bu, bize dava açmayı öğretmedin. Gelip bize, niye 3 gün siz yattınız, bu delil olmasına rağmen diyerek, dava açmayı önermediler. Bakın, eğitim budur işte. Eğitim budur. Hayata hazırlıktır. Çocuklarınıza saçma sapan şeyler öğretmeyin. Hayatla mücadele etmeyi öğretin. Yani bir sürü ben görüyorum akademisyen, yazar, şusu busu. Yahu bir insan elinde delili olmasına rağmen kantinde otururken jandarma G3 tüfekle gelip adama nezarethaneye atar mı ya? Yani Harvard'da, Stanford'da, Yale'de olur mu bu? Veya bir bilimle uğraşılan bir üniversitede. Tamam, öğrenciler protesto edebilir, olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, adamın siyasi görüşü olur, yapabilir. Kırmamış, şey yapmamış. Bir de bana işlemediğim bir suçla bir suç atıyor üzerime. Ve delillerimi dinlemiyor. Alabay İngilizcesi. Ama işkenceciler buna başka bir isim veriyorlarmış. O da kızlık bozma. Kendi aralarında kullandıkları deyim bu. Neden olduğunu daha sonraki videomda anlatacağım. Bu sebeple eğitim üretim içindir, hayat içindir. Eğitim kuru bilgi değildir, yaşamak için öğrenmeniz gerek, hukuk öğrenmeniz gerek.